Kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye dedi. 19 Mayıs akşamı iftarda buluştuğu gençlere hedeflerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç sporculardansa dikkat çeken bir isteği vardı. Unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Hedefi böyle koydu. 17 yılda yapılanları anlattı, gençlere seslendi. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071'de Malazgirt'te, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yükseltilen mücadele sancağını istikbale sizler hazırlayacaksınız. Samsun'da 19 Mayıs törenlerinin ardından gençler ve sporcularla iftarda buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihten ders çıkarmalı dedi, gençleri vatana sahip çıkmaya çağırdı. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Biz 2200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız. Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir. Genç sporculardan bir de isteği vardı. Önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizlerden olimpiyat madalyalarını bekliyoruz. Artık dünya şampiyonlukları bize yetmiyor. Erdoğan Samsun'da 1919 Bitmeyen Yolculuk adlı drama gösterisini de izledi. İttifak ortağı Bahçeli o programda da Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmadı.